Evet arkadaşlar, bugün ne yaptım? Bugün köstebek pasta yaptım. Borcamda yaptım. Kocaman bir tepsi yaptım. Gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beyler, bayanlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün köstebek pasta yapıyoruz. Borcamda yapıyoruz. Peki onun için malzemelerimizi ne gerekiyor? Malzemelerimizi sayıyoruz. 4 tane yumurtamız var arkadaşlar. 1,5 bardak toz şekerimiz var. 2 bardak unumuz var. Klasik normal 200 milim bardaklarla. 200 milim bardaklarla da 1,5 toz şekerimiz var. 1 bardak sütümüz var. 2,5 kaşık kakaomuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 kabartma tozu, 1 vanilyamız var. Şimdi yumurtamızı çırpmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yumurtayla şekeri koyuyoruz. Çırpmaya başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bütün sıvıları karıştırıyoruz. Sütümüzü koyuyoruz. Yağımızı koyuyoruz. İki buçuk kaşık kakaomuz var. Unum eleli ama arkadaşlar, böyle kekte falan yine de bir elemek gerekiyor. O yüzden tekrar eleyeceğim. Önce kabartma tozunu falan koyacağım. Evet. Şimdi. Niye un koyarken yapmıyor onu anlamadım ama şöyle yapacağım yine. Problem yaşıyorum buna unu koyunca. Bak şimdi oldu. Demek ki unu az koymak gerekiyor. Evet arkadaşlar, tekrar eledim bunu. Biraz ortalara dağıttım ama iyice karıştırıyoruz karışımımızı. Tabii 3-4 tane de unumuz gerekiyor. Onu da aşamada söyleyeyim, yapacağım. Kalabalık misafire çok güzel oluyor. Kocaman bir tepsi köstebek pasta. Harika oluyor. Evet arkadaşlar. Karşımızı çırptık. Şimdi borcamımızı alalım. Arkadaşlar borcamımı aldım. Böyle şöyle bir azıcık bir yağ sürüyorum dibine. Fırça yardımıyla karışımızı döküyoruz. Fırınımı açtım. Alt üst derecede 180 derecede pişireceğim arkadaşlar. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Şimdi ben 20 dakika pişireyim derken sizin fırınız 30 dakikaya pişirir. Onun için fırınızı kendiniz ayarlayacaksınız. Isısını ne kadara pişer, fırınız ne kadar sürede pişiriyor. Onu kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi bunu 180 derecede ısıttım. Fırınıma gönderiyorum.
Evet arkadaşlar, 2 paket krem şantim var. Şimdi ne yapıyorum? Bunu çırpacağım arası için, biliyorsunuz. Şimdi bunu bir boşaltalım. Kremole de gerekiyor ama kremole olmadığı için 2 bardak krem, 2 paket krem şantim, 1 bardak sütle çırpıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 bardak sütü koyuyorum. Da bir bardak damla çikolatamız var, onu da ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım kekim hazır olana kadar, çünkü arasına süreceğim. Görüyorsunuz kıvamını arkadaşlar, yoğurt gibi oldu, böyle olacak. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Bu dinlenirken kekimiz, bakalım ne oldu kekimiz, ona bir bakalım arkadaşlar. Dolaba kaldıralım. Evet arkadaşlar, kekimi çıkardım. Kekim çok sıcak. Biraz soğumasını bekledikten sonra malzemeleriyle buluşturalım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle kenarlarını kesiyoruz. Şöyle şu ayar. Kek de o kadar güzel yumuşak olmuş ki arkadaşlar. Şimdi bu üstünü bir kaşık yardımıyla alıyoruz arkadaşlar. Çok dibe inmiyoruz. Böyle üstten alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Bunu blenderdan geçirip arkadaşlar şey yapacağız. Üstüne kullanacağız çünkü. Kaşık yardımıyla fazla altına inmedi. Çok da dediğim gibi arkadaşlar dibine inmiyoruz. Şunları da alalım. Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı sütle kekimizi ıslatıyoruz. Bir çay bardağıyla, büyük bardakla değil. Açıklama kısmına hepsini yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Yani 4-5 muz yeter ama arkadaşlar benim muzlar biraz minik olduğu için 5-6 tane kullanacağım. Benimkiler küçük. Arkadaşlar muzlarımızı da koyduk, dizdik. Şimdi ne yapıyoruz? Üstüne krem şantimizi sürüp
kek ayırdığımız kek parçalarını robottan geçirip üstünü süslemesini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, muzlarımızı koyduk, hazırladık. Şimdi bu çıkardığımı robottan geçirip üst malzemesi olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar, çektim pastamın üzerine yapacağımı. Onu da çektim. Şimdi krem şantiyi alıyorum. Mutlaka yapıp dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yaptıktan sonra arkadaşlar 2-3 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Akşam da yapın, sabah misafirlerinize ikram edin. Şöyle bir yükseklik vermemiz gerekiyor köstebek olduğu için. Şöyle bir. Şöyle döndürmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Çektiğimiz karışımı pastamızdan almıştık. Üstüne döküyoruz. Evet arkadaşlar, pastamız hazır. Dolapta 2-3 saat bekledi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle muzlarımızı koyduk. Şöyle bir sunum yapalım dedik. Evet. Hiç almamışım. Evet. Evet arkadaşlar, gerçekten öyle bir köstebek pasta yaptım ki şahane, kocaman bir tepsi. Harika oldu. Şimdi süslemesini de yaptık. Görüyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Bir dilimizi çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi harika. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Bakın katlarına. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Bir tane daha çıkaralım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi harika oluyor. Kocaman bir tepsi. Evet arkadaşlar, hepimize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.